Kaplılar var. Eşyaları katırla mı getiriyorsunuz? Veya katırla başka değil mi? Bugün bir de bulutluydu biraz. Bulutluydu. Böyle sakin havada var ya, çok çabuk durdu. Ödüm koptu böyle, yağmur gelir mi diye zirvelerde. Ha, bulut, bulutlamaya başladı ben zirvedeyken. Yağmur oldu mu kaçırdı? Nereye gittin? Karaağaç Tepesi'ne mi? Ben Çağlımbaşı. Çağlımbaşı deme şuraya, Karaağaç Tepesi diye arkadaş ya. Oranın adı Karaağaç Tepesi mi? Bu var ya bu. Kim koydu onu Çağlımbaşı diye? Bir adam var. Bu adam mahkemeye verilecek aslında da. Kim o? Tunç Fındık. O mu dedi? Buraların daha ismini bizim bak. Bizim köyün Halep Tapısı eski yazı. Bak. Eski yazı isimleri var. Bak onu değiştiriyor adam bak. Cüneyt'im çok kimse, yanlış bir şey. Ama kimsenin haberi yok bu dağların zirvesinde. Onu ver de öğrenelim bari. Söyle madem. Sizin gibi çok arkadaşlara yazdım verdim. Halep Tapısı bak. Eski yazı. Şimdi Çağlımbaşı değil ne? Hayır. Karakuş Tepesi. Karakuş Tepesi. Karakuş Tepesi. Başka bildiğin böyle tepeler bildiğim var mı? Bildiğim yokmuş o tepe. Sema Tepesi dedikleri Aşı Tepesi. Aşı Tepesi. Bu Yasemin Geçi dediği yedi Aşı Gediği. Aşı Gediği. Aşının sol tarafında öbür yüzden narkozdan yüz aşılır. Evet. Ondan sonra oradan geçtiğimiz şu hatta Emniyet Tepesi dedik biz. Bura doğru. Çelik buyduran doğru. Şu kara kaya dedikleri kemerin kaya. Bak orada kemer var. Bak şurada. Gel. Bura biz kemerin kaya dedik. Oradan şu üçgen tepeye kadar yay boyun dedik. Şöyle. Şu ne dersin şuraya? Buradan yay böyle boyun. Şu yok ki şurada şey var ya, neydi lan? Dikili taş mı? Demir. Yok. Oraya yay boyunca. Direk taşı. Direk taşına ne denir? Direk taşına. Şu bizim buradaki yedi gölün direk taşına. Evet. Direk deriz. Direk taşı. O zaman senin çıktığın... Soba ne güzel. Mehmet. Oh soba. Abi naylon yanmasın. Oraydan az geri çekelim. Sobaya mı çekecek? Yok. Oh çay kaynamış. Onun için adam... Çok yerlerin ismi değişik. Şimdi Sema Tepe'ye ilk çıkan kişi karısının adını koymuş Sema. Ha işte benim ha bak. H1, H2, H3. Hacettepe'li öğrenciler çıkmış. H'lar oradan geliyor. H1, H2, H3. Komplezi yay boyunu geçer bizim yani, patladı. Tunç Fındık at koymuyor yani. Öyle mi? Tabii. O zaman adamın günahını almayalım. Şimdi tırmandığı rotaya koyarlar. Evet. Mesela şu adamın kayada ilk defa burayı çıkıyorsa o çıktığı rotaya at verir. Ha öyle mi? Tabii. Kayanın hepsine değil. Kayanın bir ucuna kendisi çıktığı yere bir at verir. Ama dağın veya taşın veya tepenin adını vermez. Ama dediği gibi Mehmet'in o adam karısının adını vermiş. Evet karısının adını vermiş. Öbürü Hacettepe'liler gelmiş işte ilk biz geldik diye bunlara böyle demiş. Herkes de o bildiği için öyle gelmiş geçmiş. Öyle gelmiş geçmiş. Başka orijinal isimler hangileri var bizim bildiğimiz? Ve ben sana bu yedi gölün isimlerini sayayım bak. Şu aşağıdaki şu mesele Orta Dağ deriz be şu. Karşımızda dağ var ya şu ortada. Ortada. O şey yuvarlak dağ. Ortada. Ortada. Evet. Ondan sonra oradan karşıya geçersin Geçi Kayası, Düzgır. Oradan geçersin senin dediğin Çağlamacı dediğin yer. Karavuş Tepesi. Az bir tarafına bucak var ya şöyle. O beş parmağın olduğu yer. Beş parmak gibi olan. Karanlık bucak. Batısı mı biraz? Batısı karanlık bucak. Evet. Oradan Aşı Tepesi'ne çıkın. Sema Tepesi dediğin yer. Bir de orada şöyle bir zirve var. Koca Sarp. Koca Sarp'ın, biz Koca Sarp demeyelim. Narpız'ın zirveleri oraya. Öbürüce Narpız derler. Bu yüce biz Narpız'ın o zirveleri. Demir Kazan dibinden gelen vadi mi Narpız? Orada Narpız Vadisi mi? He var Narpız derler oraya. Koca Sarp'a da Narpız'ın zirvesi mi diyorsunuz? Evet. Abi, bu neydi? Hasta Hoca'nın yaylasının adı nereden geliyordu? Ha, şimdi bu bizim şeyde... Bireli Göl. Bu Yayalı'nın Musa Hacılı köyü var. Bu köy bütün yörük, aynı bizim gibi. Burayı bizim köyden onlar kiralardı. İsmi Hasta Hoca. Hasta Hoca. Hasta Hoca. Evet, yedi göllere veda ediyoruz. Bugün Karasay ve Eznevit zirvelerini yapıp daha sonra Karayalak Vadisi'ne Mehmet Şenol'un otağına döneceğiz. Bu gece orada geceleyip yarın sabah da döneceğiz.
3 gece 4 gün içinde 7 zirve yapmış olacağım. Kısmetse tabii ikisini bugün yapacağım. Dün gerçekten zorlu tırmanışlar yaptım. Yorulduğumu fark etmedim ama sabah kalkamadım. Çok yorulmuşum. Dün yaptığım zirvelerden Çağlımbaşı, gerçek ve doğru adıyla Karakuş Zirvesi ve Sematepe Zirveleri başka bir açıdan görünüyor. Diğer Beşparmak ve Koca Sarp da önümüzdeki şu kaya blokunun arkasında. Yukarı çıkınca onlar da görünür. Bunlar yemlik. Özellikle sarı yemlikler çok lezzetli olur. Yaprağı göstereyim. Burası emlerin altı. Çelik buydurana doğru gidiyoruz. Bakın şöyle. Bu bölgede çok var. Dün de çok yedim. İnanılmaz lezzetli. Tabii dikkat edin, çakıl makıl da gidiyor bazen. Yemliği herkes bilir ama başka otlar da var bu bölgede yenecek. Baksanıza şuna, ne güzel. Oo, hazine. Şu da yeniyor, teke sakallı. Vadi tabanından ilerledim. Burası Emler. Emler zirveye 2 gün önce çıkmıştık. Bir kişi şu an zirve yolunda. Burası da Emler zirveye çıkan son sırt. Evet, Aladağların Fatih'i Mehmet abi geliyor. 4 katır yüküyle geliyor. Sondaki katıra kendisi binmiş. Dönüşte de bizim çantalarımızı alıp Karayalak Vadisi'ndeki yere inecek. Arkada da bir tane, iki tane dağcı var. Dinleniyorlar. Burası Çelik Buyduran. Buradan geçmiştik zaten. Şimdi şu istikametten yukarıya doğru çıkacağız. İyiyiz abi, sen nasılsın? Sen nasılsın? Çantalar dağa indi abi. Hazırladık, oraya koyduk. Abi o... Tamam. Onun var ya, onu kasalım. Çıkalım diyoruz buradan. O da yarın gelecekmiş. Sana haber vermemizi söyledi. 4 kişi. 3 kişiler onlar. Yarın dönecek. Yarın dönecek. Hallederiz. Buradan çıkınca rota sağa mı dönüyor? Ya dönüyor. Hadi. Da sen oradan çıkma. Şu aşağıdan. Alçalmadan şöyle Ezdevit Karasay mı yapacağım? Evet. O patikayı gördük de bir daha kod kaybet, bir daha kod yükselin. Buna biraz sakat başkanım. Bir şuraya diyorsun değil mi? Yok yok, orada değil. Oranın geçişi de sakat. Arkasında mı sakat? Arkasında sakat. Böyle bir şey, kılçık mı var? Kılçıktan geçiyorsun. Sakat. Kar falan da olur. Hiç uğraşmaya gerek yok. Anladım. Tamam abi. Sağ olasın abi. Görüşürüz abi. Abi kolay gelsin. Çelik Buyduran'dan Karasay Eznevit yoluna düşüyoruz. Arkada katırcılar. Evet. Bu geçitten yukarıya aşacağız. Arkada tehlikeli bir kılçık var. Orayı geçtiğimiz zaman bir sorun olmayacak. Kolay bir zirve olacak. Tek şey kılçık. Kılçık geçişi.
Sağa dönsene patikaya. Sağ mı? Evet. Taşta tutunacak yer yok zaten, cam gibi. Evet, Karasay ve İznevit şu tarafta. Oraya doğru gidiyoruz. Daha sonra aşağıdaki patikadan yürüyerek vadiden. Burası Karayalak Vadisi. Akşama kadar oraya ineceğiz. Sırt altında zirvelerimizi yapacağız. Söyle abi. Evet, Enzevit zirvesi ne yaklaştık. Dik bir yamaç, çarşaklı bir yamaçtı ama kolay bir şekilde geldik. Güzel. Mehmet Gültekin önde, ben arkada. Dağ keçileri misali tırmandık. Geldiğimiz rotada şurası. Karşıda Emler Zirve. Grup iniyor. Tam karşısında da Eznevit Karasay ya da Karasay Eznevit ama bu Eznevit'ti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hem Emler hem de önümüzdeki zirvede insanlar var. Bir grupta iniyor. Aladağların en kalabalık zamanı. Karşıda da Alaca ve Kaldı zirveleri. Avcıbeli geçidi, Parmak Kaya. Yani buradan da çıkılabiliyor, rota var buradan. Merhabalar. Size de kolay gelsin. Oğlum. Birinci Enzevit mi, Karasay mı? Eznevit'ten biz şeyden geldik. Karayalak'tan o taraftan geldik. Eznevit buradan, buradan da Kızılkaya'ya çıkacak. Yani şu önümüzdeki Eznevit değil. Ha, bura Karasay. Öbürü Eznevit. Evet. Tamam. Tamam. Eyvallah. Size de kolay gelsin. Karasay zirveyi yaptık. Eznevit önümüzde. Şuradan yan bir geçişle zirveye ulaşacağız. Zirve tepenin arkası. Az önce buradan tehlikeli bir geçiş yaptım. Ali abi de aşağıdan geliyor. Aman dikkat abi. Zirve önümüzde. Burada böyle bir kılçık geçiş var. Biraz daha yan yan. Evet, sonlarda bu tip ufak tefek riskleri almadan olmuyor. Harika. Olay biter. Aman doğrulma abi. Evet, çantaları geride bıraktık, batonları da. Buradan böylece gidip geleceğiz. Harika. Karayalak Vadisi önümüzde. Eznevit Zirve burada.
Son çıkışa geldik Eznevit altında. Evet, karşıda kaldı Avcıbeli ve Alaca. Ve ön tarafta da Parmak Kaya. Arka tarafımızda da zirveleri kazasız belasız tamamladığımız takdirde yiyeceğimiz patika. Ne? Bitirme onu. Kapat. Evet, şarjlarla başımız belada. Benim telefon şarj olmuyor. Rotayı kaydedemedim. Şart değil zaten, bir sürü var da. Zirve fotoğrafını hemen çekip göndermek iyi oluyor tabii kulübe. O bakımdan telefon şarjı biraz kalmalı. Benim telefon iptal. Günlük Aladağlar zirvemizin, zirve faaliyetimizin son zirvesine gelmiş bulunuyoruz. Burası Eznevit zirve. Flamamızı ve bayrağımızı unuttuk ama apar topar çıkınca güzel oldu. 4 günde 7 zirve yaparak döneceğiz. Bizi mutlu ediyor, kulübümüz adına da mutluyuz. Zirvelerden de Anıtkabir için taş alıyoruz. Ülkemizin bütün zirvelerinden taş alıyoruz Anıtkabir için. Sen de imzala yazın. Yazayım ben de yoksa aynısı. Yaz. Kime armağan ediyorsan zirvelerini. Sevdiğim. Çıkarken hangilerinin hangi zirve olduğunu bilmiyorduk. Şu karşımızdaki Ali abinin arkasındaki Emler zirvenin ön tarafı. Hemen onun arkası Emler. Burada da şu birinci olan Karasay, şu Eznevit. Aradakinin adı yok. Vadi boyundan gelince sağda. Kolay gelsin. Vadi tabanına indik. Kayalıklar ve taş düşme tehlikeleri bitti. Yukarıda bir tane dağ keçisi vardı ve taş düşürdü bizden tarafa. Onun dışında bir sorun yaşamadık. Çarşakları olduğu gibi güzel kullandık, asansör gibi kullandık. Çarşak inişlerimiz harikaydı. Çıkışa göre muhtemelen yarı zamanlamayla buraya gelmiş bulunuyoruz. Her şey güzel. Burada karamık varmış, yiyeyim biraz.
Evet, Sokulu Pınar'a ulaştım. Ali abi de arkadan geliyor. Çok güzel bir 4 gün yaşadım. Dağlarda kazasız belasız. Heyecanlı rotalara girdim. Ama çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Çok hoş oldu bu benim için. Harikaydı. Burası bizim kamp alanımız. Burada Mehmet Şunal abinin çadırı. Orada da benim araba. Çok iyi. Etkinliğimizi bitirdik. Dönüş yolundayız. Demir kazığın altından